1789 yılında efendim İsviçre'de çocukların fabrikalarda çalışmasına 14 yaş sınırı getirilir. Teoride yararlı, çocuklara oldukça fazla zarar verecektir. Sanayi devriminden önce tarımda makineleşme söz konusu. Değilken İsviçre hükümeti ve kilise ucuz iş gücü ihtiyacını. Verdingindir yani sözleşmeli çocuk. Peki çocuklar nasıl seçiliyordu derseniz şöyle devlete borçlu ailelerin, boşanan çiftlerin, farklı etnik kökenli ailelerin, ailesi cezaevinde olanların çocukları, alındığı gibi bir çocuğun anne ve babası ölmüşse, papazların önderliğinde ailesinden koparılır. Papazların topladığı bu çocuklar ya çiftliklere kiralık olarak verilir ya da şehirlerde kurulan pazarlarda ev ve çiftlik işlerinde çalıştırılmak için satışa düşündüğü bu çocuklar için ise durum farklıdır. Artık ailelerini göremeyecek olan çocuklar ne yazık ki yeni evlerinde psikolojik ve fiziksel istismara götürülmezler. Okul onlar için artık hayaldir. Şu an 70 yaşında olan Walter Sittek de bir verdingindirdir. Kendisi o günleri şöyle hatırlar, birçok kişi her şeyi biliyordu ancak kimse ilgilenmedi. Bizim söylediklerimize de inanmıyorlardı. Sittek şu an devletten 20 bin euro tazminat hak eder. Ancak kendisi tazminat kelimesine itiraz ediyor, çünkü ona göre acılarının telafi edilmesi imkansız. Daha tüyler ürperticisi ise 1974 yılında sayısının yüz binlerle ifade edilmesi. Gelelim Haydi'ye. Yazar Joanna Spiri'nin yaratmış olduğu Alp Dağları'nın güler yüzlü kızı Haydi'nin ayaklarının çıplak oluşu eminiz dikkatinizi çekmiştir. İşte. Verdingindir'i diğer çocuklardan ayıran simgesel. Bu durumu spiral yazısına yansıtır ve Heidi karakteri. Yarayata ta 19. yüzyılda dikkat çekmek ister. Var efendim, ilginizi çekerse, der Verdingbub.